34 gündür evinde su akmayınca öfkelendi. Elinde su bidonlarıyla Antalya Su ve Su Atık Su İdaresi'ni bastı. Elindeki bidonları müdürün odasına fırlatan öfkeli adam, "Günlerdir duş alamıyorum, denizde yıkanmak zorunda kalıyorum." diyerek isyan etti. Bunları dolduracak adam. Buraya gelecek adam. Bazen buraya gelecek. Gündür suyu akmayınca belediyeyi bastı. Yanında getirdiği su bidonlarını fırlatıp günlerdir denizde yıkanıyorum diye isyan etti. Jandarmayı çağırın! Jandarmayı! Ben burada bekliyorum. Ya ben artık bıktım abi ya. Ben bıktım abi. Ben su istiyorum abi. Antalya'da yaşayan adamın 34 gün önce suyu kesilmişti. Defalarca belediyeyi aradı ama sorunu bir türlü çözülmedi. Ben 34 gün önce suyu kesilmiştim. Ben artık bıktım. Evine bidonlarla su taşımaktan usanınca dayanamayıp Antalya Su ve Atık Su İdaresi'nin binasını bastı. Evine su taşıdığı bidonları da elindeydi. Hepsini müdürün odasına fırlattı. Sorununa çözüm bulamayan adam müdürün izinli olduğunu görünce öfkesi daha da arttı. Bana çözüm üretmek için adamlar bana dediler, senin motorun şöyle, senin şunun bu. Ya neden 34 gün oldu abi ya? Beni her ofisi gelirse bunu yapacağım ben. Ben size söylüyorum. Çalışanlara da tepki gösterip suyum yok, denizde yıkanıyorum diye isyan etti. Benim evime misafir geliyor abi. Benim evimde ben duş alamıyorum, ben mayo ile geziyorum. Mayo. Bak bu mayo abi, mayo. Bak bu mayo. 34 gündür denizde yıkanıyorum. Susuzluktan gözü dönmüştü. Güçlükle sakinleştirilebilen talihsiz adam, sorunun en kısa sürede çözüleceği sözü verilince uzaklaştı.